Arkadaşlar merhaba. MİA Teknoloji'nin bilançosuna bakacağız. Evvela videoyu durdurun. Bu yasal uyarıyı okuyun arkadaşlar. İkincisi burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik hesaplanmıştır. Nakit döndürme süresi de dahil. Nakit döndürme süresi hem bir önceki çeyre hem bir yıl öncekine göre bir hayli uzamış arkadaşlar. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Ama bir önceki çeyrekten daha düşük bir işletme sermayesine sahip. Dilerim bir sonraki çeyrek eksiye dönmez. Net borca bakalım. Net borç yok. Ancak nakitler biraz azalmış. 116'dan 74'e düşmüş ama hala şirket borçlu değil arkadaşlar. Ama nakitler reel anlamda azalmış. Nakit akışında şu an için sorun yok. Bu çeyrek yani çeyreklikte yatırım yapmış mı diye bakacağız. Evet, rutin dışına çıkan bir miktar yatırım gözüküyor arkadaşlar. Bunu kendiniz inceleyin. Ortalamamız 6.78, bu 7.15. Bunu incelemeniz lazım. Detaylı bakmanız lazım. Stoklar %82.48 oranında azalmış. Yabancı para pozisyonu 8.35 milyon arttı. O da öz kaynakların 28.4'üne denk geliyor. İyi bir oran. Dolarda yukarı yönlü hareket şirkete pozitif etki eder arkadaşlar. Gelelim faaliyetlere. Hasılattan başlayacağız. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %71.8 oranında hasılat elde ederken şu anda bu oran 14.2'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrek 43'müş. Bu her iki çeyrekten oldukça kötü bir rakam olmuş. Fabrika bakarsak geçen yıl bu zamanla 28.14'ten 7.35'e düşmüş. Bir önceki çeyrek de 38.56'ymış. Buradan da her iki çeyrekten kötü bir performans gösterilmiş. Net kâra bakalım. Net kâr geçen yıl bu zamanlar 17.50'den 1.01'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 30'muş. Bu da her iki çeyrekten oldukça kötü bir rakam. Evet, net kârımız 27 milyon. Ertelenmiş vergimiz var. 50 milyon arkadaşlar. Aslında şirketin tahsil olursa vergi zarar da sayılır arkadaşlar. Net kârda öyle kabul edebiliriz. Tahsil olup olmayacağını bilmiyoruz arkadaşlar. Bunu maliyeyle anlaşacaklar. Teşviği var mı yok mu ondan sonra belli olacak. Çeyrekli göz kaynak büyümesine gelince 6.82 olmuş. Bir önceki yıl 13.98'miş. Bir önceki çeyrek de 25'miş. Bu da her iki çeyrekten kötü bir performans ortaya koymuş arkadaşlar. Yıllık büyüme geçen yıl bu zamanlar %115.3 iken şu anda 179.7'ye yükselmiş. Benim bir sonraki çeyrek beklentim bunun 160 civarı olması. Yukarı beklemiyorum. Yıl sonu daha da kötü bekliyorum. Yıl sonu da aşağı yukarı bu rakamın yarısı kadar bir şey bekliyorum. Yani beklentim bu yönde arkadaşlar ama tutar tutmaz bilmiyorum. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Evvela İşte bu 21-12 2020'de gördüğü en düşük fiyat 1.47'ymiş. Oradan bu yana öz kaynaklar 1.101 büyürken fiyat 3.200 büyüyerek neredeyse öz kaynak büyümesinin 3 katına çıkmış. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlarla kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 7.82'ymiş. Şu anda 21.94 en düşüğün 2.81 katı arkadaşlar. 5 yılın en düşük FK'sı 3.22'miş şu anda. 8.32 o da en düşüğünün 2.58 katı. Zirve fiyatımız 84.40'mış. Zirvesinden %42.4 aşağıda ciddi oranda bir yatırımcına zarar vermiş. Evet, 1, 2, 3, 4 çeyreğe baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi hep kayıp olmuş. Sadece 2024'de 3'te alanlar %2.53 bir kazanç sağlamış. Şu andaki fiyatı 48.60. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Ölçümümüzün birisi defter değerimiz. Yani 5.84 %179.7 oranında büyürse ne kadar sürede 48.60 olur? O da 2.1 yıl 25 ay. Ben bunu 12'den fazlasını kabul etmiyorum. Bu hava parası arkadaşlar. Yani doğmamış çocuğa don biçmek. Önden yüklemeli. Siz bunu geleceğini satın alıyorsunuz. 25 ay sonraki öz kaynağını şimdiden satın alıyorsunuz. Kim öle, kim kala.
İkinci bir ölçümümüz şirketin getirisiyle alternatif getiri kıyaslayıp şirkete değer biçmek. Soyut bir kavram arkadaşlar. Getiriler üzerinden değer biçmek. Şirketimizin defter değeri 5.84, onu %179.7 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazancınız 10 lira 50 kuruş olacak. Bunun için şu anda ne veriyorsunuz? 48.60. Bunu şirkete değil de gidip un, yağ, şeker, tuz alırsanız 29 lira 57 kuruş kazancınız olacak. Dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisinin 2.82 katı. Böyle durumlarda ne diyoruz? Olmamış. Olması için iki tane koşulumuz lazım. Ya şirketimiz bir yıl içerisinde öz kaynaklarını büyütecek. Ne kadar büyütecekmiş? Bakın 506. Yine aynısı yaşadık. Bu ne oluyor buna ya? Arkadaşlar ya ben anlamıyorum ki. Evet. Değiştirelim. Gördüğünüz gibi 506 büyükse şirketin getirisiyle alternatif getiri eşit olacak. Dolayısıyla 46.80 de anasının ak sütü gibi helal olacak. Birinci koşulumuz buymuş. Bu kadar büyüyecekmiş. İkinci koşulumuz eğer fiyat şu anda bu olsaydı, yani fiyatımızı değiştirelim. Gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle enflasyon getirisi yine eşit olacaktı ve o zaman da değerimiz 17.26 olacaktı. Şu andaki mevcut koşullar bize bunu söylüyor. Bilanço geçmişi gösterir, geleceği göstermez. Doğrudur. Gelecek hakkında fikir verir. Geleceğe pek parlak gözükmüyor. Yıl sonunda bu büyümenin yaklaşık yarısını kaybedeceğini düşüncesindeyim ben. Gelecekle ilgili kaygılarım var. Yani ileriye doğru geriye dönük. O zaman iki tane koşulumuz var zaten. Ya şirket %506 büyüyecek ki ben büyüyeceğini değil küçüleceğini görüyorum yıl sonunda. Bir sonraki çeyrekte 160 civarı bekliyorum. O zaman ikinci koşulumuz fiyatın 17.26'ya gelerek denge oluşturması. 17.26'ya gelirse enflasyon getirisi ve faiz getirisi şirketin getirisi eşit olacak. O zaman ister şirkete yatır, ister faize yatır aynı parayı kazanırsın. Efendim buraya gelmez, bakın sen yanılıyorsun, şu anda açılışta arttı falan diyen arkadaşlar olacak. Evet doğrudur. Açılışta arttıdır. Ben de gördüm. Bu benim sorunum değil. Ben fiyatla oynamıyorum ki. Fiyatın nereye gideceği ile ilgili herhangi bir öngörüm yok. Arkadaşlar fiyat şuraya gider, buraya gider. Fiyat alıp satmıyorum. Ben değer alıp satıyorum, değer. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım araçlarıyla olan korelasyonu sonucu çıkan matematiksel işleme ben değer diyorum. O da 17.26. Ben söylemiyorum, matematik söylüyor. Bunun üstünde fiyat ister bugün yukarı gider tavan yapar, ister bilmem ne yapar, beni hiç ilgilendirmiyor. Bu şirket değerin üstünde fiyatlanıyor. Bu nedenle değer yatırım açısından cazip değil. Ama ben iyi kumar oynarım, iyi traderim, 48.60'dan daha önce alıp 84.40'dan satmıştım, gene alırım, gene satarım diyenler zaten bu videoyu seyretmesin. Bu video onlara yönelik değil. Bu video değer yatırımcısına yönelik arkadaşlar. Ben baktığımda bu bilanço olmamış diyor. Bundan sonra karar sizin, alırsınız, satarsınız, tutarsınız, kar da sizin, zarar da sizin, tuşlara siz basıyorsunuz. Ben ne yapıyorum burada? Matematiksel olarak bir takım hesaplamalarla getir üzerinden değer biçiyorum. Olmamış diyorum tek kelimeyle. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur, bildirimler açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.